İnsan kendini neden ifade etmekte zorlanıyor? Bir kere insan sistemin nasıl çalıştığını, psikolojinin nasıl çalıştığını bilmiyor. Çamaşır makinesi aldın eve. Çalıştırabilmek için düzgün, yani %100 potansiyelini kullanmak için çamaşır makinenin, sana yanından bir kullanım kılavuzunu veriyorlar. Rehber, bir kitap veriliyor. Ve orada ne yapıyorsun? İyice okuyorsun hata yapmamak için. Öğreniyorsun ve ona göre çamaşır makinesini çalıştırıyorsun. Peki aksi takdirde ne oluyor? Kendi kafana göre hareket edersen çamaşır makinenin ömrü 5 sene değil veya 10 sene değil de 1 senede makine bozuluyor. İşte sen de kendini ifade edememenin sebebi iletişim tekniklerini bilmemek, kendini tanımamak. Kendini tanımadığın zaman, yani ayak bağların nelerdir bilmiyorsun. Bununla beraber yeteneklerini bilmiyorsun. Hangi yeteneğe sahipsin, hangi güzel özelliklere sahipsin ve bunları kullanmadığın için, engelleri kaldırıp yeteneklerini kullanmadığın için kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. İnsan psikolojisini bilmediğin için, yani ilk önce kendini bilmediğin için karşındaki insanı da bilemiyorsun. Bilemediğinden dolayı da hep iletişim hataları oluyor. Yani sen bir şey anlatmak istiyorsun, sen diyorsun ki bu armut diyorsun, kişi Mahmut diye anlıyor. Sen elektrik sigortası diyorsun, o emeklilik sigortası anlıyor. Ve istatistiklere göre başarısızlığın %96'sı iletişim kazaları. Yani iletişimdeki kazalardan dolayı insanlar başarısız oluyor. Veya dünyadaki bütün kötülükler, olumsuzluklar, savaşların asıl sebebi iletişim eksikliği. Algıdan dolayı yanlış algı. Karşıdaki yanlış algılıyor. Peki ne yapacaksın? Nasıl kendini daha iyi ifade edebileceksin? Biraz önce dediğim gibi kullanım kılavuzunu öğrenmen gerekiyor. Yani psikoloji bilmen gerekiyor biraz. Kişisel gelişim yapman gerekiyor. Peki kişisel gelişim yapmak için ne yapman gerekiyor? Kendini analiz etmen lazım, tanıman lazım. Ayak bağların nelerdir? Hangi yeteneklere sahipsin? Şöyle düşün bak, çok basit. Aslında insanların, herkesin güzel yetenekleri var. Yani şöyle düşün. Garajı var, garajında en lüks araba duruyor. Mercedes'in işte S500 diyelim. Hazır bekliyor. Sadece garajdan çıkarılacak, gaza basılacak. Yani otobana çıkacaksın, gaza basacaksın. Bu kadar aslında. Herkeste bu potansiyel var. Fakat insanlar kendini sınırladığından dolayı, ufkunun darlığından dolayı, önünde sadece tekeri patlak bisiklet olduğunu zannediyor ve o tekeri patlak bisikleti sürüyor ömrünün sonuna kadar. Yani potansiyelini, gerçek potansiyelini kullanmadan ömrünü zayi ediyor, ömrünü ziyan ediyor. Hani hadis-i şerif var ya, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İnsanlar ömürlerini zayi ediyor, israf ediyor, ömürlerini tüketiyor. En büyük israf bu, en büyük iflas budur. Potansiyelini kullanamadığından dolayı, kendini tanımadığından dolayı, kendini bilmediğinden dolayı kendini böyle dar yerlere sıkıştırıyor. Yani tavuk çiftliğinde kalıyor bir çeşit. Aslında arka tarafta ona ait bir köşk var. Bir malikaneye sahip potansiyeli var yani. Bu potansiyelini kullansa malikanede, havuzlu malikanede kalacak, yaşayacak, mutlu olacak, huzurlu olacak, başarılı olacak. Ama insanlar işte çaresizlik öğretildiğinden dolayı çocukluğundan itibaren sürekli 144 bin ile 255 bin kelimeyle başarısızlığı öğrettikleri için, çaresizliği öğrendiği için, yani öğrenilmiş çaresizlik deniyor buna, çözüm bilmiyor ve kafada sürekli çaresizlik üretiyor iç sesi. Bir işin nasıl yapılmayacağını öğretiyor. Bu da tekrarlıyor. İnsan çaresizliği beyninde tekrarladığı için sürekli çaresiz kaldığını ve potansiyelini kullanamayacağını, başaramayacağını tekrarladığı için beyni kendini iyi ifade edemiyor. Hayatını zayi ediyor, ömrünü zayi ediyor, israf ediyor. Ve belki çok ağır gelebilir ama hani derler ya halk dilinde, ot geldi, saman gitti diyorlar ya. Bu şekilde ömrünü zayi ederek hayatını tüketiyor. Yani hani bu bir kısır döngü var ya, devamlı o döngünün içerisinde çıkamıyor. Kendini de ifade edemiyor. İfade edemeyince de kavga, gürültü, şamata oluyor evde veya iş yerinde veya
Her yerde, hayatın her tarafında kişi kendini ifade edemiyor. Peki ne yapacak? Biraz önce dediğimiz gibi çözüm nedir? Kendini bilecek, ömrünü zayi etmemek için kendini tanıyacak. Kılavuz, kendi kılavuzunu yani kendi el kitabını bulması lazım, kendini tanıması lazım. Ayak bağlarım nelerdir, engellerim nelerdir ve potansiyelimi nasıl kullanırım bunu öğrendikten sonra başarı geliyor. Biraz da biyografilere baksınlar. Biyografi başkalarının hayatını anlatan kitaplardır. Başarılı insanları incelediklerinde görecekler ki kendilerini tanıdıktan sonra insanlar başarıya ulaşıyorlar. Yani kendini keşfedince, ayak bağlarından kurtulup kendini keşfedince, kabuğunu kırınca o insanlar başarılı oluyorlar. Dolayısıyla bunu herkese tavsiye ediyorum. Kendini tanı. Kendini öğren, ayak bağlarından kurtul ve potansiyelini kullan. Sen de kendini daha iyi ifade edersin. Başarı ondan sonra geliyor. Yani iletişim becerilerini geliştirdikten sonra başarı geliyor. Çünkü başarısızlığın biraz önce dediğimiz gibi %96'sı kendini ifade edememek, iletişim sorunuyla alakalı. Peki bu konuda hocam ben çok iletişim kitapları okudum. Kendimi geliştirmeye çalıştım. İletişim becerileri kazanmaya çalıştım. Bilgilendirici videolar izledim veya seminerlere katıldım. Ama olmadı. Neden olmuyor hocam? Neden olmuyor? Çünkü kalıcı değil. Yani bir haftalık bir seminere gittiğin zaman bir hafta sonra gazın bitiyor yani. Kalıcı değil. Kalıcı olması gerekiyor. Yani yo-yo efekt olmaması lazım. Adam 120 kilodan 80 kiloya düşüyor ya, sonra tekrar geri alıyor. Buna yo-yo efekt diyorlar. Yani kalıcı değil. Gittiğin seminerler genellikle kalıcı değil. Bir hafta sonra gazı bitiyor veya en fazla 10 gün sonra. Veya kitap okuyorsun iletişim becerileri konusunda okudun. 100 tane kitap okuyabilirsin. Ama kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenen daha olmadı. Yani mümkün değil. Araba sürmeyi öğrenmen için şoför öğretmene ihtiyacın var. Senin yanında birisi olacak. Sana yol gösterecek. Bir rehberin olması lazım. Bir kılavuzun olması gerekiyor. Sana şimdi gaza bas, şimdi frene bas diyen birisi olması gerekiyor. Eğer o olmazsa, yani rehberin olmazsa kafa karışıklığı olacak sadece. Onun yerine başka bir şey olacak. Bu olacak vesvese. Vesvese, iç ses. Bu da sürekli sana kaygı verecek. Sürekli seni korkutacak. Sadece sana endişe verecek. Hep çaresizliği öğretecek sana. Yani o boşluğu rehberle doldurmazsan, şoför öğretmeni koymazsan oraya, o zaman o boşluğu fizik kuralları gereği iç ses alacak. Bu da sana devamlı korku verecek. Endişe verecek ve ilerleyemeyeceksin. Çünkü sürekli çaresizliği sana anlatacak. Zaten yapamayacağını, beceriksiz olduğunu, hayatın bir anlamının kalmadığını sana söyleyecek. Hayatın tadı olmadığını sana söyleyecek. Senin o doldurmadığın koltuğa bu oturursa, yani şu oturursa öyle olacak. Peki ne tavsiye ediyorum? Yanına şoför öğretmeni bul. Biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda devamlı destek sunuyoruz. Yani onların bir çeşit şoför öğretmenliğini yapıyoruz. Onların engellerini onlara gösteriyoruz. Diyoruz ki bak engellerin bunlar, ayak bağların bunlar. Bunlardan bu şekilde kurtulursun ve senin yeteneklerin bunlar, senin potansiyelin bunlar, ona gösteriyoruz. Şimdi gaza bas, şimdi frene bas, şimdi sağa dön, şimdi sola dön. Göstererek insanlar başarıya ulaştılar, huzura ulaştılar, hayatlarına bereket geldi. Bizim de size bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman yapacağınız şey bizim videoların altındaki linke tıklamak, linke tıklayıp formu doldurup bize göndermek. Bizimle iletişime girdiğinizde sizin ayak bağlarınız nelerdir, engelleriniz nelerdir, potansiyeliniz nelerdir bunları gösteririz. Size çözüm yolları gösteririz. Siz de huzurlu, başarılı, daha mutlu olursunuz değerli arkadaşlar. Bizimle iletişime girmek için tekrar söylüyorum. Videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kalın.